Bu yazı Haydar Kerrar Hoca Efendi'nin Tıbbı Nebevi ve İslam Tıbbında Tedavi Usul ve Kaideleri kitabından alınmıştır. Hakim Übey bin Kaptan şu haberi nakletmiştir. Bir gün ben peygamberin yanındaydım. Bir Arabi gelip dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, benim bir kardeşim var ve çok ağır şekilde hastadır." Peygamberimiz ona kardeşinin hastalığının ne olduğunu sordu. Arabi: "Kardeşim cinlerin şerrine uğramış, cinnet hastalığına tutulmuştur." dedi. Peygamberimiz de kendisine haydi kardeşini buraya getir buyurdu. Arabi gidip kardeşini getirdi ve peygamberimizin önüne oturttu. Peygamberimiz de bazı sureler ve ayetler okuyarak o hastayı Allah'ın korumasına havale etti. Peygamberimizin okuduğu sure ve ayetler şunlardı. 1. Fatiha Suresi 2. El-Bakara Suresinin baş tarafından 4 ayet. Elif lam mim ile başlayıp el müflihuna kadar. 3. Ve ilahiküm ilahün Vahidün ayetiyle ayet-el kürsi. 4. El-Araf suresinden İnne Rabbekümüllahu diye başlayan 54. ayet. 5. El-Müminun suresinin sonundaki 3 ayet. 116, 117, 118. 6. El-Cin suresinin 3. ayeti. 7. El-Saffat suresinin başından 10 ayet. 8. El-Haşr suresinin sonundaki 3 ayet. 9. Kulhuvallahu Ehad yani İhlas suresi. 10. Kuleyzübü Rabbil Felak suresi. 11. Kuleyzübü Rabbin Nas suresi. Sevgili peygamberimiz bu sureler ve ayetleri okuyarak Allah'a olan duasını ve niyazını bitirdi ve bütün şerlerden Allah'a sığınma sureleri olan Kuleyzüleri okuyarak son verdiği zaman o Arabi'nin mecnun olan kardeşi sapa sağlam ayağa kalktı ve sanki hiç hasta olmamışa döndü. Aşağıda verilen ayetler Sara, cinli rahatsızlıklar, isabeti aynı gibi durumlarda hastanın üzerine, hastanın durumuna göre bir ile yedi gün arasında okunabilecek ayetlerdir. Okuma adeti yine hastanın durumuna göre 3, 5, 7, 11 ve 21 defadır. Ayetler ise şunlardır.